Merhaba sevgili izleyenler. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun hocam. Sevgili izleyenler, bugün size Habil ile Kabil'in hikayesini anlatacağım. Kısa olacak inşallah. İnşallah kısa olmasını becerebilirim yani. İnşallah hocam. Çenem açılınca pek susmayı beceremiyorum da. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı Havva Aleyhisselam'la yeryüzüne indirdikten sonra yeryüzünde onlara yaşamaya bırakmış. Sonra Adem Aleyhisselam çok üzülmüş, çok kendini tövbe suçlamış etmiş diye. Ve Rabbim bana tövbemi kabul et deyince Allah-u Teala ona bir takım kelimeler öğretmiş. Ve geçen videoda söylediğim, Allah'ım ben nefsime zulmettim. Sen eğer beni affetmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum diye beni affet diye kendini suçlamıştı. Tekrar söylüyorum, bu konuyu tekrar hatırlatıyorum. Yaptığı hatanın arkasında durmayı bildi. Adem Aleyhisselam yaptığı hatanın arkasında durmayı bildi. Bunu ben yaptım, hiç kimsenin suçu yok deyip suçu şeytana atmadı. Ve de bu hatayı ben yaptım, bedelini ben ödedim. Allah'ın Adem Aleyhisselam'ı affetmesinin temel nedenini bu olarak gösteriyor İslam alimleri. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı affetmiş, Havva Aleyhisselam'la buluşturmuş. Nerede? Söylentilere göre Arafat Dağı'nda buluşturmuş. Arafat Dağı'nın tepesinde bir taş var. Şimdi söylenenlere göre orada ikisini buluşturmuş. Ve yeryüzünde belli bir müddet, işte kıyamete kadar, ne zamana kadar olursa, Allah'ın izin verdiği güne kadar insanoğlu yaşamaya bırakılmış. Bu arada Adem Aleyhisselam'ın çocukları olmaya başlamış. Sevgili izleyenler, buraya gelmeden önce başka şeyler anlatayım. İki dakika falan sürecek. Bir parantez açıyorum. Adem Aleyhisselam yeryüzünde nasıl yaşadı? Adem Aleyhisselam'a Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla anlatılanlara göre, söylenenlere göre. Şimdi bununla ilgili hiçbir yazılı kaynak yok. Ben tarihçiyim. Yazılı kaynak ve belge olmadan hiçbir tarihi olayı kabul etmem. Bize öyle öğretildi ama bu olayla ilgili hiçbir yazılı kaynak yoktur. Sadece rivayetler vardır. Kur'an kaynaklı da konuştuğum için bu konuyla ilgili herhangi bir Kur'an'da yorum olmadığından ben sadece rivayetler ve söylenenler olarak söyleyeceğim. Kabul edilir, edilmez, bunlar ayrı mesele. Bununla ilgili yine başka bir şey daha söyleyeceğim. Adem Aleyhisselam'a rivayetlere göre, söylenenlere göre yemeği içmeyi, yani buğday ekmeği, tarlada ürün sürmeyi falan Cebrail Aleyhisselam'ın öğrettiği belirtilir. Et yemeyi, etlerini pişirip yemeyi yine Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla öğretildiği söylenir. Burada küçük bir duraklama yapacağım ve sınıfımda geçen bir hikayeyi anlatacağım öğrencilerime. Öğretmenlik yaparken bir sene sınıfta insanoğlunun ilk çağlarını, orta çağlarını falan anlatıyorum. İlk çağda yontma taş çağı, cilalı taş çağı diye bir takım devirler anlatırken, bunlar resmi tarihin anlattıkları, insanlar mağaralarda yaşamışlar, ateşi bilmiyorlardı, çiğ et yiyorlardı, efendim avlanıyorlardı, işte kıyafetleri yoktu, şuydu buydu diye bunları anlattım sınıfta. Bunlar ders kitabında yazanlardı. Bunları sınıfta anlattım. Sonra döndüm ve dedim ki, bir de dedim,
Başka bir rivayet daha var dedim. O rivayete göre de Adem Aleyhisselam yaratılmış, bunlar İslami kaynaklı. Yaratılmış, yeryüzüne indirilmiş, ondan sonra etlerini çiğ yememiş, pişirerek yemiş. Ondan sonra o mağaralarda yaşamış olabilir kendisine bir ev yapana kadar ama çiğ et yememiş, ateşi biliyordu, buğday ekmeği biliyordu, buğdaydan ekmek yapmasını biliyordu, tarla sürmeyi biliyordu, bunların hepsini biliyordu. Yani Adem Aleyhisselam bir peygamberdi. İslam kaynakları böyle söyler. Bir peygamberdi, peygamber olduğu için de eksiği noksanı olmaması lazımdı. Dolayısıyla çiğ et yememiştir ve medeni bir insan gibi yaşamıştır. Adem Aleyhisselam Hani kıyafet dedim. dikebiliyordu ya da Yani kıyafet dikmek yerine hayvan derilerinden falan hani o giyebilir. Yani kıyafet dikme olayını ilk defa İdris Aleyhisselam'ın yaptığı söylenir ama yani çıplak gezmiyordu. Çıplak gezmiyordu. Ateşi biliyordu, yiyeceklerini pişirerek yiyordu. Havva Aleyhisselam da öyle diyor. Nereden biliyoruz bunu? Şeytan ateşten yaratılmıştı. Ateşi tanıyordu. Yani medeni bir insan gibi. Yani ders kitabında anlatılan böyle şey yabani insan, mağara adamı, etlerini, ateşi sonradan öğrenen falan filan değildi diye öğrencilerime anlattıktan sonra bunların ikisi de rivayet. Hangisinin doğru olduğunu size bırakıyorum. Dediğim gibi ben yönlendirme yapmam. Bu da bir söylenti. Bu da bir söylenti. Çünkü yontma taş çağıyla da ilgili hiçbir yazılı kaynak yoktur. Sadece mağara resimleri falan bilinir. Onların da önceden mi sonrasından mı yapılı olduğu o da tartışmalıdır falan deyince öğrencilerden biri bir soru. Sizce hangisi doğrudur hocam diye bana bir soru sordu. Ben de dedim ki valla dedim bu ikisinden biri yalan söylüyor. Ama bu yani birinden biri doğru. Biri yalan söylüyor. Hangisi yalan söylüyor hocam deyince valla bilmiyorum dedim. Kur'an-ı Kerim yalan söyler mi dedim. Allah yalan söyler mi sizce dedim. Ondan sonra ve konuyu kapattım. Tartışmayı hemen bitirdim ve konuyu kapattım. Tartışmayı aralarında araştırmayı onlara bıraktım. Evet, Adem Aleyhisselam böyle yaşadı. İyi yapmış mıyım Neslihan? İlginç olmuş ama güzel tabii ki. Çocukların araştırabilme özelliğini korumaları lazım. Ben Her her zaman zaman merak ve hiçbir ilgi zaman lazım sonuç hocam. vermedim. Araştırın dedim. Hiçbir zaman yani yönlendirme yapmam. Hiçbir şeyde yönlendirme yapmam. Bu durum böyle. Gelelim Habil ve Kabil'e. Bu durumda da şöyle bir şey var. Bazı rivayetler ki çoğu İsrailiyat kaynaklı Adem Aleyhisselam'ın ikiz çocukları olduğunu, biri kız biri erkek, bir batında ikiz çocuk doğurduğunu, bir öncekiyle bir sonrakinin birbiriyle evlendirildiğini ondan sonra falan söyler. Ama bazı başka rivayetler de bunun olamayacağını ve Allah'ın ensest aile içi ilişki konusunu bu kadar rahat yapmasının mümkün olmadığını falan söyler. Allah'a bunun iftira olduğunu söyleyenler var. Kur'an kaynakları da Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Hadislerde de yok. Mütevatir hadislerde de yok. Onu da belirteyim. Bazı uydurma olduğu belli olan hadislerde var. Hadislere güvenirim. Hadis kaynaklarına inanırım. Ama uydurma hadisleri de ben araştırmacı olduğum için tanıyorum. Tanıdığım için çoğu hadislere İsrailiyat karıştığını, Tevrat kaynaklı olduğunu biliyorum. O yüzden ben bu tartışmaya girmeyeceğim. Burada Habil ile Kabil'in hikayesinde Habil'in Kabil'in büyük kardeşi hangisiydi büyük olan unuttum bak. Hocam Kabil katil olandı. Katil Habil. olan da büyük olan hangisiydi? Önce doğan hangisiydi? Neyse bilemiyorum unuttum. Bana bir yorumlarda yazarsanız araştırıp da çok sevinirim. Çok çok sevinirim.
yazarsanız. Neyse, Kendi Kabil ikiz Habil'i kardeşiyle kıskanıyor. evlenmek istiyor diye hatırlıyorum. Ya o evlilik olayını karıştırmıyorum ben. Hı, tamam. Karıştırmıyorum çünkü nasıl olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde doğru dürüst bir şey yok. Yani net kaynaklı hadislerde. Kur'an'dan ayrılmak istemediğim için hadisleri de Kur'an'a göre olmasını ayırt ettiğim için çok öyle araştırmıyorum. Dolayısıyla şunu söylüyorum ki Kabil Habil'i kıskanmıştır. Belki de Allah'a yakınlığını kıskanmıştır. Habil'in Allah'a yakınlığını kıskanmıştır. Ve de başka kıskançlık da olabilir. Kız meselesi de olabilir. Ama Babasının bunun ona karşı sevgisi de olur. sevgisini de kıskanmış olabilir. Yani bu konuda pek Yahudi rivayetlerine pek itibar edesim yok açıkçası. Burada önemli olan Kabil'in Habil'i kıskanmış olması ve Allah-u Teala ikisini imtihan etmeye karar veriyor. Habil'le Kabil'den kendisi için birer adak sunmasını istiyor. Kendisine birer hediye vermelerini istiyor tabiri caizse. Habil bir koyun hediye ediyor, kan akıtıyor, Hı. kurban ediyor. Kabil işte tarlasında sürdüğü şeylerden ne o Sebze. ürünlerden bir şey kurban ediyor, onları yakıyor ve Allah Habil'in hediyesini kabul edince Kabil çıldırıyor ve kıskançlıktan kuduruyor. Tabii bunda şeyin vesvesesi, Şeytanın şeytanın vesvesesi. vesvesesinin çok büyük bir rolü var. Şeytan Kabil'e vesvese veriyor. Peki Habil'e vermiyor mu vesveseyi? Ona da veriyor ama Kabil'in o vesveseyi kabul edesi tutmuş. Bunlar kaderin cilveleri mi diyelim? Öyle. Yani Allah'ın planının bir şeyleri mi, insanoğluna örnek olması için mi? Bu şeyler olabilir. Dolayısıyla Kabil Habil'i kıskanıyor ve Habil'i orada öldürüyor. Yeryüzünde ilk insanoğlunun kanı ilk defa akıtılmış oluyor ama Kabil'in Habil'i öldürdüğü anda aklı başına geliyor. Müthiş derecede pişman oluyor. Müthiş pişman oluyor ama iş işten geçmiştir. Ve Öz kardeşi yani. öz kardeşi tabii, öz kardeşi ne yapacağını bilemiyor. Ya o şeyde cesetle, Habil'in cesediyle ne yapacağını bilemiyor ve rivayetlere göre ama burada hepinizden özür dileyerek bu rivayetin Kur'an-ı Kerim'de olduğunu da düşünüyorum. Yani unuttum şimdi. Kur'an'dan alıntı gibi geliyor. Olmadıysa da Allah beni affetsin. Bunu da sizden rica ediyorum. Birlikte yapmış olalım bu programı. Yorumlarda bana bu olay Kur'an'da var mı yok mu onu da bir şey var gibi geliyor bana ama her neyse oralarda bir karga görüyor. Karga ağzında bir cesetle geliyor. Gagasıyla toprağı eşeleyip cesedi içine gömüyor ve toprağı kapatıyor. Kabil de vay bana diyor. Vahlar bana. Ben bir karga kadar olamadım diyor ve orada toprağı eşip kardeşini orada gömüyor. Ve bundan sonra insanoğlunun yeryüzündeki macerası Nuh peygamberle devam edecektir. Ama şeyden sonra İkinci Adem dedikleri Nuh peygamber. ikinci Adem Nuh ama şeyden sonra Şit aleyhisselam var. Adem aleyhisselamın dan sonra gelen peygamber Şit aleyhisselamdır. Ve Şit Peki aleyhisselamın hocam, tek Rabbimin olarak milletleri, doğduğu kavimleri şey. ayırdık meselesi tam ne zaman başlıyor hocam? Sizi kavimleri ayırdık meselesiyle ilgili şöyle bir şey var. Nuh peygamberde anlatalım onu. O Tamam. ve o Milletleri ayrılıyoruz ya hani evet evet hepimiz. evet. Hatta Batıya, doğuya giden evet Hucurat suresinde size işte ayrı ayrı kavimlere tanıyasınız ayrıldım diye. ve milleti birbirinizi tanıyıp arkadaş olasınız, tanıyasınız diye.
Bu Nuh Aleyhisselam'dan sonra gerçekleşen Nuh'un üç oğlundan biriyle artık yavaş yavaş tarih sayfalarına girilecektir. Yavaş yavaş Nuh Aleyhisselam, sonra İbrahim Aleyhisselam'la falan devam ederiz. Allah nasip ederse İnşallah. inşallah. Ama şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben bir kulum. Ve bunlar bilmem kaç yılı, 15 yıldan fazla oldu. Ben bunları anlatalı, bunlar üzerinde derslerde anlatıyordum, araştıralı. O zamandan beri gözlerim de artık yavaş yavaş beni bıraktığı için eskisi kadar araştırma da yapamıyorum. Dolayısıyla söylediklerimde hatalarım mutlaka oluyordur. Bu yüzden sevgili izleyenlerimden ricam, hatalarımı bir kenara ayırarak doğru olanların üzerinde odaklanıp, onların üzerinde düşünüp de aklederseniz beni sevindirirsiniz. Benim adıma da hatalarımdan dolayı sizlerden dua etmenizi, Allah'a dua etmenizi rica ediyorum. Yanlışlar bendendir. Mutlaka yanlışları ben yaparım. Ben de Adem Aleyhisselam gibi, eğer ağzımdan bilmeden kasıtsız olarak hatalı bir söz çıktıysa Allah'a sığınırım. Allah'tan af dilerim. Ha, bir de şunu istiyorum sizden. Hatalarım olursa eğer mutlaka yorumlarla bana şu konuda yanlış düşünüyorsunuz, şu konuda hatalısınız veya şu konuda yanlış kaynak verdiniz diye beni uyarın, olur mu sevgili izleyenler? İnsanım, hata yaparım. Ben onları not alacağım. Daha doğrusu Neslihan benim için not Ben alacak. de size telefon açıp Evet, doğrusunu siz onlarınızı söyleyeceksiniz. bir sonraki Ben de videoda yorumları onu yazacağız. tekrar tartışırız. Olur mu sevgili izleyenler? Hepinizi teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden teşekkürler.